Süleyman Aleyhisselam'ın Saba Melikesi'ne gönderdiği mektuptan sonra bu mektuba cevap ve reaksiyon olarak birdenbire askeri bir hareketle cevap verme yerine günümüz tabiriyle bir takım diplomasi faaliyetleri, diplomatik bir takım teşebbüslerle meselenin daha açık ve daha net, daha anlaşılır bir hale gelmesi için bazı ön çalışmaları zaruri gördü Saba Melikesi Belkıs. Ve bu hediyeleri Süleyman Aleyhisselam'a bir heyetle birlikte gönderdi. Uygun gördüğü bir hediyeyi Süleyman Aleyhisselam'a gönderdi. Ayet-i kerimede bu husus şöyle belirtiliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'e Süleymane kâle etumiddûneni bimâl. فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ Sadakallahu l-Azim. Süleyman Aleyhisselam'a bu heyet ve elçiler gelince Süleyman Aleyhisselam şöyle buyurdu. قَالَ اَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ Bana siz bir dünyalık mal ile, bir zenginlik ile benim sahip olduğum imkanlara bir katkıda mı bulunmak istiyorsunuz? Bana imdat mı ediyorsunuz? Yani benim malımı arttırmak mı istiyorsunuz? فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ Allah-u Teala'nın bana ihsan ettikleri, Allah'ın bana verdikleri sizin verdiklerinizden çok çok üstündür, çok hayırlıdır. Sizin o getirdiğiniz hediyelere, onların maddi değerinin yüksek oluşuna ben hiçbir suretle itibar edecek değilim. Benim onlara ihtiyacım yok dedi Süleyman Aleyhisselam. Bel entüm bi hediyetikum tefrahun. Siz getirdiğiniz bu hediye ile kendinizde bir nevi gurur, bir sevinç duyuyorsunuz, hissediyorsunuz. Yani biz öyle bir hediye getirdik ki bu hediyenin böyle elin tersiyle itilmesi, buna ilgi gösterilmemesi mümkün değildir diye düşünüyorsunuz. Bu hediyenize çok güveniyorsunuz siz dedi Süleyman Aleyhisselam. Aslında sizin bu hediyenizin benim nazarımda hiçbir kıymeti yoktur dedi. Dünyaya kıymet veren, dünya malına ve metaına itibar eden bir insan olsaydı elbette ki bu hediye karşısında birdenbire gözleri kamaşır, birdenbire tavrı değişebilirdi. Ama o Allah adamıydı Süleyman Aleyhisselam. Dünyalık çok nimetler verildiği halde onlara kalpten ve gönülden bağlanmış değildi. İrci'i ileyhim. Şimdi o elçiye dedi ki sen dön git bakalım onlara var. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا Biz onların yanına, onların huzuruna, onların bulundukları yere onların güç ve takat yetiştiremeyecekleri bir ordu ile mutlaka geleceğiz dedi. Yemin ile ifade ederek Süleyman Aleyhisselam dedi ki sen şimdi bu hediyelerle bizi avutmaya ve oyalamaya bakma dedi. Şimdi sen dön git, biz onlara, onların güç yetiremeyecekleri bir orduyla onların yanına varacağız. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Ve onları bulundukları ülkeden, beldeden, Saba ülkesinden onları zillet ve aşağılık içinde hakaretle oradan çıkaracağız dedi Süleyman Aleyhisselam. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين Süleyman Aleyhisselam buyurdu ki ey etrafımdaki kendileriyle müşavere ettiğim fikirlerine danıştığım insanlar hanginiz o Belkıs'ın tahtını getirecektir قبل ان ياتوني مسلمين onlar tam manasıyla ilahi emre teslim olmuş ve Allah'ın emrini kabul etmiş tarzda, kabul ederek gelmeden önce, bize teslim olmadan önce onlar onun tahtını acaba hanginiz getirecek bana dedi Süleyman Aleyhisselam. Hanginiz onun tahtını getirebilir? O çok kıymetli tahtı kim getirebilir? Arada binlerce kilometre mesafe var. Ve oradan muazzam tahtın getirilmesi söz konusu. قال عفريتٌ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين Cinnilerden bir ifrit, onların en güçlü, en yaman, en çok hakkından gelinmez olanı
İfrit çünkü şeytanların ve cinnilerin her bakımdan en şerli, en güçlü, en fazla sözünü yerine getirebilecek ve en şerli olanı manasında. O şeytanlardan, cinnilerden İfrit isimli birisi dedi ki ene atike bihi kable en tekune min makamik. Sen yerinden, makamından kalkmadan önce ben o tahtı getiririm dedi. Oradan alır, senin yanına getiririm. Ve inni aleyhi lekaviyyun emin. Ben o taht konusunda son derece güvenilir bir kişiyim dedi. Ben o tahtın üzerindeki çok kıymetli mücevherata, onun üzerindeki her türlü murassa, her türlü müzeyyen ve o tahta değer kazandıran bir takım inci, yakut ve cevahire herhangi bir şekilde zarar verecek değilim ve son derece güçlü, gücü kuvveti meydanda olan emniyetli bir kişiyim dedi. Kâlellezî indehû ilmun minel kitâbi, kendisine kitaptan ilim verilmiş olan bir zat da dedi ki ene âtîke bihi kable en yerteddâ ileyke tarfuk. Senin gözün herhangi bir istikamete, ufka dalıp da tekrar meclisindeki insanların huzuruna, onların üzerine dönünceye kadar, insan bazen bir meseleyi düşünür veya uzaklara dalar gözleri, yanında oturanlar, meclisinde bulunanlar vardır. Sonra bir süre sonra gözleri tekrar yakın mesafeye doğru kayar. Veyahut da tarfetül ayn demek göz açıp kapama manasında. Bu kadar kısa bir zaman. Kısa bir süreyi bir saniyelik bir vakti ifade eden zaman oluyor tarfetül ayn. İşte senin gözün kapanıp açılıncaya veya açılıp kapanıncaya kadar geçen çok kısa bir süre içerisinde ben onun tahtını senin huzuruna getiririm dedi. Sana getiririm bu tahtı. Yani sen makamından, sabahtan öğleye kadar makamında oturuyormuş Süleyman Aleyhisselam rivayete göre. İfrit diyor ki sen makamından kalkmadan önce, yani öğlen vakti olmadan, aradan geçecek birkaç saatlik bir süre içerisinde ben sana tahtı getirebilirim diyor İfrit. Ama kitaptan kendisine özel bir ilim bahşedilen, Allah-u Teala'nın hususi lütfuna mazhar olmuş Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından bir zat diyor ki sen gözünü açıp kapayıncaya kadar bir saniyelik bir süre içerisinde, belki de ondan daha az bir zaman içerisinde ben tahtı hemen senin yanına, huzuruna getiririm dedi. Kable en yerteddâ ileyke tarfuk, sana bakışın sana dönünceye kadar manasında. Yani göz açıp kapayıncaya kadar senin yanına o tahtı getiririm dedi. Belkıs'ın tahtını hazır ederim dedi. Felemmâ ra'âhu müstakirran indehû, tahtı yanında görünce bir baktı taht gelmiş huzuruna. Kâle hâzâ min fadlı rabbi, Cenab-ı Hakk'ın bu büyük ihsanıdır dedi. Rabbimin lütfu ve ihsanındandır bu. لِيَبْلُوَن۪ي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Allah-u Teala benim şükür mü ediyorum yoksa nankörlük mü ediyorum diyerek benim gerçek halimi ortaya koymak için bana Cenab-ı Hakk'ın benim üzerimde icra ettiği bir imtihandır bu dedi. Bu benim için bir iptiladır, imtihandır, fitnedir. Acaba ben Allah-u Teala'nın bunca nimetlerine karşı gerçekten şükredenlerden miyim? Yoksa küfran-ı nimetle ona nankörlük eden, onun verdiği nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeyenlerden miyim diye Allah-u Teala beni imtihan etmek için bu fazlı, bu nimeti, bu ihsanı bana lütfediyor dedi Süleyman Aleyhisselam. Ve men şekara فَاِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ Aslında kim şükreder, Rabbinin verdiği nimetlerin değerini, kıymetini bilir ve nimet sahibini tebcil ederse, onu tazim eder, onun kıymetini bilir, ona kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirecek olursa, kendi menfaatine hareket etmiş olur. وَمَنْ كَفَرَ Kim nankörlük ederse,
nimetin sahibini bilmez, onun rızasına uygun güzel ameller işlemez, o nimetleri hayırlı yollarda, o imkanları Rabb'in hoşnut olduğu yollarda kullanmazsa, fe inne Rabbi ganiyyun kerim. Allahü Teala'nın onun yapacağı ibadete göstereceği minnettarlığa ve şükür haline Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. O her türlü lütuf ve kerem, her türlü ihsan sahibidir. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin lütfu keremi büyüktür. Bazıları kendilerine ilim verilen kimsenin aslında özellikle Fahreddin Razi Hazretleri Tefsir-i Kebir'inde bunun Süleyman Aleyhisselam'ın kendisi olduğunu söylemiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın kendisidir bu kendisine ilim verilen. Allahü Teala ona pek çok insana bahşetmediği muazzam müstesna imkanlar ve müstesna bir takım ihata ve ilim gücü ihsan etmiştir Allahü Teala. Mesela fefehemnâhâ Süleyman ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi ve ullimnâ mentıkattayri, bize kuşların dili öğretildiği gibi bir takım böyle istisnai özellikler bahşetmişti. Burada da Cenab-ı Hak böyle süratle bir maddeyi, kıymetli bir eşyayı bir yerden diğer bir yere nakledebilme konusunda Cenab-ı Hak ona böyle bir müstesna kudret ve müstesna bir imkan bahşetmişti diye izah ediyor Fahreddin Razi Hazretleri. Ama bazı müfessirler de bunun Asaf bin Berhiya isminde Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlik vazifesini yerine getiren Cenab-ı Hakk'ın seçkin veli kullarından biri olduğunu söylemiştir bazıları. Bazıları bunun Hızır Aleyhisselam olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kâlellezî indehû ilmun minel kitâbi. Allahü Teala'nın kitaptan kendisine özel lütuf ve ihsanlarda bulunduğu bir takım başkalarının bilmediği mevzuları, ilimleri kendisine öğrettiği kimse olarak Hızır Aleyhisselam veya bunun Asaf bin Berhiya isimli Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden biri olduğunu ifade etmişlerdir. Muhyiddin Arabi Hazretleri aslında öyle bir izahta bulunmuştur ki günümüzde bu Einstein'ın relativite nazariyesi, izafiyat teorisiyle ilgili olarak maddenin, kütlenin ışık süratine ulaşması halinde kütlenin tamamen madde ve kütle olmaktan enerji haline inkılap edeceğini ve bu suretle ışık sürati saniyede 300 bin kilometrelik çok muazzam bir sürate ulaşınca ortadan kütlenin kalkacağını ve bunun tamamen enerjiye dönüşeceğini, daha sonra da bu enerjinin tekrar kütle haline gelmesi durumunda orada mevcut olan tahtın tamamen yok olacağını, beri tarafta da kimsenin anlamayacağı, kimsenin idrak ve izah edemeyeceği tarzda onun aynı özelliklere haiz bir şekilde istenilen yerde tekrar aynı şekle, aynı madde haline getirilebileceği, o süratin, ışık süratinin bir anda sıfıra müncer olmasıyla birlikte tekrar orada onun enerjiden madde haline inkılap edeceğini izah eder tarzda bir takım açıklamalar yapmıştır. Aslında orada taht yok olmuştur ama beri tarafta tekrar ona benzer şekliyle taht meydana gelmiştir. Orada Allahü Teala'nın lütfu keremiyle teşekkül ettirilmiştir diyor. İşte Süleyman Aleyhisselam buyuruyor ki قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا. Onun arşını tahyir edin, değiştirin. Onun özelliklerini, onun tanıdığı şekil ve bir takım vasıflardan arındırarak farklı hale getirin. Nekkara yünekkiru, yabancılaştırmak demek. Bizim Osmanlıca'da eskiden falanca cemiyet içerisinde mütenekkiren dolaştı. Yani öyle cemiyeti tanımayan, cemiyetin kendisini tanımadığı bir tavır ve hareketle dolaştı. Yani böyle tanınmayacak bir kıyafet ve davranışla. Bazı insanlar vardır, onların tavır ve hareketleri, söz, espri ve nükteleri insanlar tarafından daha önce duyulmamış, işitilmemiş, son derece acayip, son derece şaşılacak özellikler taşır. Böyle birdenbire hazır cevaptır. İnsanların alışık olmadığı tiptir. Bu tiplere bizim Osmanlılar döneminde eskiden tarihte nekre tipler denirdi. Nekre işte aynı kökten geliyor. Arapçada da yine aynı şekilde marife ve nekre var. Marife bilinen, tanınan demek, belirgin.
Nekre ise belirsiz oluyor. Yani bu harfi tarifli olan kelimelere marife diyoruz. Tenvinli olan kelimeler nekre oluyor biliyorsunuz. İşte aynı kökten geliyor. Burada da kâle nekkirû lehâ arşahâ. Ona arşını değişik olarak gösterin dedi. Farklı olarak gösterin. Tahir edin dedi. Nanzur etehtedî em tekûnü minellezîne lâ yehtedûn. Bakalım o tahtını gerçekten bilecek mi? Yoksa onu tanımayan, bilmeyen, o konuda doğru kanaat ve teşhiste bulunamayan kimselerden mi olacak dedi. Felemma caet, gelince huzura, Süleyman Aleyhisselam huzuruna gelince taht kendisine gösterildi. Kile ehakeza arşuk, senin tahtın böyle miydi diye kendisine soruldu. Belkısa. Kalet keennehu hu, hemen hemen ta kendisi dedi. Sanki o. Ona benziyor dedi. Tahtın rengi, üzerindeki bazı mücevherler, mücevherat, bazı tezyinat değiştirilmişti rivayete göre. Ama baktı ki tahtın bütün özellikleri, umumi olarak karakteristik vasıfları çok yakın kendi tahtına. Neredeyse hemen hemen aynı dedi. Ve utînel ilme min kabliha ve kunnâ müslimîn. Bu konuda ondan önce bize İlim ve bilgi verilmişti buyuruyor. Bu sözün Süleyman Aleyhisselam'a ait olduğunu söyleyenler olduğu gibi bu sözün Belkıs'a ait olduğunu ifade edenler de olmuştur. Ve bize bu konuda daha önce bilgi verildi. Biz bu konudan haberdarız. Bizim bilgimiz var. Ve künnâ müslimîn. Ve biz zaten Allah'ın emrine boyun eğmiş, teslim olarak bu hakikatleri kabul etmiş durumdayız diye ifade etti. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Daha önce onun taptığı şeyler, bir takım sahte mabut ve ilahlar, putlar, Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın dışında onun ibadet ettiği şeyler onu hakikate ermekten alıkoymuştu. اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِر۪ينَ. O müşrik ve kafir bir kavme mensup idi. Onlardandı. Yani onların içinde yetişmiş. O bozuk olan, batıl olan çevre ve muhitin tesiriyle o da hak yoldan ayrılmıştı. قِيلَ لَهَدْخُلِ السَّرْحِ. Ona köşke veya salona veyahut da camdan, billurdan yapılmış havuza girmesi emredildi ona. فَلَمَّا رَأَتْهُ. Orayı görünce öyle muazzam billurdan yapılmış, muazzam bir salon olarak orayı görünce hasibethu lücceten, orayı bir havuz zannetti, bir su birikintisi, muazzam bir havuz zannetti ve keşefet ansakayha. Orada baldırlarını, ayaklarının ıslanmaması için yukarı doğru elbisesini yukarı doğru sıvadı adeta. Kâre innehu sarhum numarradun min kavarir. O billurdan yapılmış bir salondur veya bir havuzdur dedi. Sen onu su zannettin ama orada su yok dedi. Kâlet, dedi ki Belkıs, Rabbi, ya Rabbi, inni zalemtu nefsi. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, haksızlık ettim. Ben şimdiye kadar hak ve hakikatten habersiz ve gafil kalmışım. Ve eslemtu ma'a Süleyman lillahi rabbil alemin. Süleyman aleyhisselam ile birlikte ben alemlerin Rabbına, onun güç ve kudretine, onun hakimiyetine, onun egemenliğine tam bir teslimiyet gösterdim, onun emrine münkad oldum, boyun eğdim ya Rabbi, gerçeği kabul ettim diyerek teslimiyet gösterdi.